Peki, Erdoğan Turan'dan bu değerlendirmeyi aldık. Bir haberle size veda edeceğiz. İstanbul Uluslararası Konser, Müsabaka ve Gösteriler Üssü olmaya doğru gidiyor. Dünyanın en modern konser salonlarından biri olan Volkswagen Arena çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tasarlandı. Volkswagen Arena direktörü Cem Şencan, kurulan LED sistemleriyle arenanın NBA standartlarında bir basketbol izleme imkanı yaratacağını söyledi. Arena sektörü Türkiye'de daha çok yeni. Daha evvel spor tarafından gelen işte Aftipik spor salonu, daha sonra Sinerdem spor salonu, en son bundan evvel Ülker spor salonu ve Volkswagen Arena ile beraber Ankara'da Ankara Arena var. Bu arenalar Türkiye'de işte belli bir kapasitenin üzerinde hem takımları, hem sanatçıları, hem VIP konukları, localarıyla ağırlayabilecek kapasiteye geldiler. Özellikle son 5-6 yılda bu salonlar standardı, kalite standardını belli bir yerlere çekti. Buradaki amaç da işletmeden şuradan geçiyor aslında. Basit bir matematiği var. İyi salon, kaliteli salon, organizatörleri mutlu edecek salon, aynı zamanda seyirciyi mutlu edecek salon. Bunu bir mekanda birleştirince herkes için kazan kazan durumları oluşuyor. Sponsorların ilgisini çekiyor. Biletler daha çok satılıyor. Yani konfor herkes için önemli. Burası bakıyoruz aynı zamanda hem bir konser salonu ve şu anda bir basketbol sahası ve binlerce insanı alacak şekilde dizayn edilmiş. Nasıl oluyor? Biraz anlatır mısınız detayı? Elbette. Salonumuz Volkswagen Arena 2014 Haziran'da açılmıştı. Daha sonra bir konser salonu olarak açıldı. Bir senedir faaliyetteydi. İlk yıl yaklaşık 120 bin seyirciyi ağırladı burada. Daha sonra bugün itibariyle Euroleague fonksiyonu hayatımıza girdi. Darüşşafaka Doğuş'un Euroleague'e kalmasıyla beraber salonu biz Ağustos ayı itibariyle yepyeni bir çok amaçlı salon projesine çevirdik. Yani bu ne demek? Çok hızlı geçişlerle büyük depo alanları, büyük geçişler yaratarak konserden maça, maçtan konsere yaklaşık 8 saat gibi bir sürede geçme kapasitesindeyiz. Burada akıllı alet edevatla yapabiliyoruz, ekipmanlarla yapabiliyoruz. Özellikle projeyi bu şekilde geliştirdik. Yani bir konser salonu, yaklaşık 6000 kişilik konser salonu, bir Euroleague standartlarında bir basketbol salonuna çevirdik. Bunu yaparken de salonun kendi özelliğinden hiçbir şey kaybettirmedik, konser özelliğinden. Tabii bu beraberinde çok fazla planlamayı, çok fazla düşünceyi gerektiriyor. Özellikle Euroleague'in istediği standartlar çok yüksek. Buna göre uygulamalar yaptık içeride. Ve birçok akıllı sistem satın aldık. İçeride de inşai projeyi de buna uygun hale getirdik. Peki Cem Bey, dün gece burası çok büyük bir maça ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla izleyicinin karşısına bir takım sürprizlerle çıktınız. Neydi bu sürprizler? Bir kere yepyeni bir LED sistemimiz var. Bu sistem şöyle söyleyebilirim. Amerika'da Washington Wizards'ın Verizon Center'da kullandığı sistem. Çok ileri bir teknoloji. Colosseo markası. Şöyle bir özelliği var bu sistemlerin. Özellikle çok LED ekran, çok büyük görüntü sistemleri var. Fakat bizim açımızdan, basketbol ve entertainment arena açısından en önemli 3 faktör var. Bir tanesi görüntü sistemlerinin kalitesi. Diğeri yazılımları, diğeri de skor ve süre sistemleri. Bunların üçünün verimli olması ve aslında tek bir kaynaktan gelmesi önemli bizim için. Bu tek bir kaynaktan, tek bir merkezden geldiği zaman verimlilik çok artıyor ve biz uzun vadeli seyircinin içeride geçirdiği vakti en iyi şekilde tasarlayan, onlara en iyi eğlenceyi ekranlarda gösterebildiğimiz şeyleri yapıyoruz. Bunun dışında bazı sürprizlerimiz vardı dün akşam olan. İşte dansçı kızlar gibi. Ve saha içi eğlence gibi. Darüşşafaka Doğuş'un tüm Euroleague maçlarında bu tür sürprizler olacak. Peki seneyi bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler? 2016'da Volkswagen Arena'da neler olacak? Neler planlıyorsunuz? Dünyaca ünlü yıldızları burada görebilecek miyiz? Evet, çok dolu bir programımız var. Özellikle Aralık ayında, daha doğrusu Kasım ayında, bu ay yine TEDx İstanbul var. Kasım ayında. Aralık'ta Off the Hook Series dediğimiz The Editors konseri olacak arenada. Daha sonra Ocak ayında Sezen Aksu'yu ayarlıyoruz 2 akşam burada. Devamında Mart ayında Hozier konseri var. Birkaç yeni yerli konser de açıklamak üzereyiz. Aile eğlenceleri. Bunları da yakında açıklayacağız. Web sitemizden de takip edebilirsiniz. Şimdi dediniz ki en son teknolojileri kullanıyoruz. Peki Volkswagen Arena'nın açıldığı günden bu yana gelen süreçte performanstan memnun musunuz? Çok memnunuz, çünkü salonun yapılış amacı
bu. Yani bu kapasiteyi ağırlamak için yapılmış. Tüm altyapı, IT'den tutun işte inşai kapasiteleri, tavan kapasitesinden soyunma odalarına. Hepsi bunlar düşünülerek yapıldığı için, yani başta bu proje, bu tür şeyler düşünülerek yapıldığı için şu anda fazlasıyla memnunuz. Yeni proje yaparken, bu çok amaçlı geçiş projesini yaparken de salonun mevcut altyapısı bize çok yardımcı oldu. Şimdi bu basketbol alanı bir konser alanına dönüşecek. Kaç kişi dönüştürüyor bu alanı ve ne kadar zamanda dönüştürüyor? Tekrar aynı hale getirmek çok vakit alıyor mu? Şöyle, aslında yaklaşık bizim parametremiz 8 saat. 8 saat civarında bütün burayı taşıyoruz. Gördüğünüz gibi parkeler, şu gördüğünüz yerdeki üzerinde durduğumuz parke, demonte parke. Scoreboard'u sökmüyoruz, yerinde kalıyor, tavana doğru yükselebiliyor. Sahne açısını kesmiyor. Bu LED paneller yanlarda gördüğünüz, bunlar da demontedir. Potalar tekerlekli, hani yere indirip tekerlekli olarak depoya götürebiliyoruz. Burada yaptığımız en büyük değişikliklerden bir tanesi, depo alanında geçişleri büyüttük. Yeni bir depo alanı oluşturduk, yaklaşık 800 metrekare. Böylece trafiği şöyle işletiyoruz. Konser tarafı büyük başka bir kapıdan girerken, biz başka büyük bir kapıdan basketbol çıkıyor. Konser diğer kapıdan çıkarken, biz basketbolda başka bir kapıdan giriyor. Böylece ekipler üst üste çalışabiliyor. Yani yaklaşık 8 saatte biz buradan çıkıp burayı konser alanına çevirebiliyoruz. Peki Türkiye Volkswagen Arena ile beraber lig atladı diyebilir miyiz bu sektörde? Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü yani salon o kadar kendini iyi gösteriyor ki, konserlerde gelen prodüksiyon da aynı şeyi söylüyor. Akustiği çok ileri bir salon. Bundan bahsetmeyi unuttum. Akustiği belki dünyanın sayılı akustik salonlarından bir tanesi. Yeni projeyi yaparken de buna çok dikkat ettik. Özellikle gelen yabancı prodüksiyonlar, konserler buradaki akustiğe inanamıyorlar.